Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastaviyan, bu ikisi beraber olur mu? Deb namlanadigan dersimizin bugün 23.sü. Bugünkü dersimiz Ali himmetlik ve himmetsizlik. Himmatda degani nima tushunamiz biz? Oliy himmat odam desa nima tushunamiz biz? Faqat saxovat tushunamiz. Yo'q, biz u saxovatni aytmoqchi emasmiz. U darsimizda saxovat va baxillikda o'tib oldik. Biz aytayotgan oliy himmat bo'lishlik kishi yuksakligiga intilishi. Oliy himmat bo'lish inson o'zini oldiga maqsadlarni eng oliysini qo'yishi. Oliy himmat bo'lish ana shu oliy maqsadiga yetishlikka bo'lgan yo'lda suskashlik qilmaslik. Oli himmat deganda shuni tushunamiz endi. Oldiga katta maqsadni qo'yish, shunga intilish va suskashlik qilmaslik. Eng oli himmat musulmon kim? Allohning roziligini eng katta maqsad qilib olgan odam. Kofir shunchi, shu dunyoda yashashlikni eng oli maqsad qilib olgan odam. Robiya ibn Ka'b Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'animalarni tarqatayotganlarida unga ham nasiba tegdi. Ya Rasululloh, bu nima dedi? Ya Rasulullah, men bu narsa uchun iymon keltirmadim sizga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan so'radi. Nimani istaysan? Nimani xohlaysan? Murofaqatuka fil janna. Siz bilan jannatda birga bo'lishni dedi. Duo qiling, ishlarim tushib ketsin. Duo qiling, qazlardan qutulay. Duo qiling, bolalarim yaxshi bo'lsin. Bu dunyoda o'zingdan narsasini so'ramayapti. Chunki har qancha uzoq yashamasin, baribir kun ketishligi bor. Haqiqiy narsani so'rayapti. Ana oliy himmat. Jannatga kirib ham to'g'ri-to'g'ri kirishlik emas. Sizni yoningizda turishingizni so'rayman. Odamlarning himmatlari turli bo'ladi. Masalan, talabalarda oladigan bo'lsangiz, kimdir himmati oliy bo'ladi, o'zini sinfida a'lochi bo'lishligi bilan kifoyalanmaydi. Butun o'sha bir jamiyasida yoki madrasasida yoki maktabida birinchi bo'lishni xohlaydi. Faqat diplom olishlik uchun o'qimaydi. Diplomni ham qizilini olishlikni xohlaydi. Hamma baholarni 5 bo'lishini xohlaydi. Yana bir shunday bir talib ilmlar bor, taliblar himmatsiz. Shu eplab kunini o'tkazib olsa bo'ldi. Epla bir üç olsa yu, egzaminden bir bala kolunu maksa, ötüp kolaki diploma avası buldu. Uyam talip, buyam talip. Bunusu ali himmet, ikincisi himmetsiz. Buradalar, ali himmet insan, maksat kigen amalini kılamasayam, acırdalı uğradı. Mesela, ne diyemiz, bugün falan işlerde kılaman dedi, ülgeyme haması gidip hareket kıldı, orup kaldı. Kılamadı, lakin acırdalı uğradı. Nima uchun himmati oliy edi. Qasd qilganida shuni, sidq qidirdan qilishlikni niyat qilgan edi, lekin Allohning taqdiri bilan qila olmadi. Demak, niyati balat edi, himmati oliy edi, qilmasa ham ajrga ega bo'laverdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybar g'azotida g'animalarni tarqatar ekan bir arobiy kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdilar. Rasululloh unga ham o'ljani berdi. Haligi arobiy, "Ya Rasululloh, men bu narsa uchun iymon keltirmadim sizga." Bu narsa uchun sizga ergashganim yo'q dedi. Ha nima deb ergashding menga? Mana shu joyimga deb kekirtagini ko'rsatdi. Kamon o'qi sayilib, jangda o'lib, shahid bo'lib jannatga kirishlik uchun iymon keltirdim sizga dedi. Ertasi kungi jangda uni olib kelishdi. Haqiqatan o'sha jangda u kishi qatl qilindi. Ko'rsatgan joyiga kamon o'qi sayilib, shahid bo'lgan edi. Rasululloh aytdilar, "Sadaqallohu va sadaqahulloh." Ya'ni Allohga bo'lgan va'dasida sodiq edi, Alloh uni niyati yetkizdi. Ana oliy himmatlik. Bir kishi zamonimizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi, "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganingizni xabarni beramiz, emailingizni bering bizga" dedi. Email pochta. Endi kattalarga aytyapman, "Emailingizni bering" dedi. Haligi odam aytdi, "Meni emailim yo'q" dedi. "Ya, shu zamonda, shu asrda yashab turib emailingiz yo'qmi sizda?" dedi. "G'arb endi bu." "Ha, yo'q" dedi. "Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz" dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. Bo'ldi dedim men, bo'lgan shu ekan men. Farroshlikka ham yaramayman ekan. Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi. Bozorga borib turib bir karobka pomidorni 10 dollarga sotib oldi.
maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, 12 dollar qo'lida pul bo'ldi kechki paytda. Xursand. Shu 2 dollarga ishlayman men endi, deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab turaver kuniga 200 so'mdan. Alloh u yoqqa bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedi. To'g'rimi? U sirozim kuniga 100 dollardan ishlash topish kerak-ku. Mana rasaga jo'natdilar, pul jo'natib o'raslar bolalaringizlarda. O'sha qoborib bo'ladi olib ishlatayotgan, haligi rabata datillar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Burada buradaki pul jo'nat. Osoqol, amma hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli. Mana qilib turing. Eshitdinglar ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. Shu 2 dollarga qanoatlandida, ertasi kuni borib 2 karobka sotib oldi. Yugurdi, 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 sotdi. 2 karobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xulosa shu ish bilan rostmana shug'ullandi, bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi. Endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushira olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gap tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, emailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i emaili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak elektron pochtasi. Dedi haligi odam, "Meni emailim yo'q" dedi. Emailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? Emailingiz bo'lganda nima bo'lardi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'lardim dedi. Ha, kimdir bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana xonalarga kirishni eplamadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmasligi kerak. Oliy himmat bo'lish kerak. Oldiga maqsadda kattasini qo'lish kerak, yoshlar. Ha, endi bizga yo'lasin. To'g'ri-da, qaraylar-da. Men maktabda nari-beri tugatgan bolalar bor. O'qituvchilarni yo'l ovlab maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shularni ko'pchiligini qarasangiz, bozorda hunar tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa shu bo'yiga ancha-muncha aloqachi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Ha, maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odam emas, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda munosabatni aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi, dehqonchilikka urib ko'ring o'zingizni. Bo'lmadimi, yana bir ish urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi shu maktabda ikkinchi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini balat qildi. Bitta-ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta-ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi. Shu bilan chehlanib qolib ketaverasizlarmi? Fibrorta bir ishlab chiqarishni boshlab olishlik. Qancha etta boshlasa, shuncha ettaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz, bitta bir savdogar odamga, "Men ishni qilaylik" desa, "Oyiga qancha topamiz?" deyapti. Sirasi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. 1 yil ketar, 2 yil ketar ishini yurgizib olguncha. Ungacha pribilni istama. Nech pul bo'ladi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar? Shuning uchun olib kelib sotishdinglar, uddasidan o'tdik, boshqa narsadan ham o'zimiz sinab ko'raylik, ishlab chiqarish qilaylik. Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta-katta kompaniyalardan 4 ta sanatini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixni o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi uydagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarning qo'lida bir iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. To'rinchi firma ana shu dunyo tanigan Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizni tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizni tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan.
Mercedes zavodi bilasizlarmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Ha bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayridinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodati yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degan emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yetish shilinmaydi qachon? Dadangizni topganini yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang, bir narsa qilgan bo'lasan. Alloh taolo Qur'onda bir qissani keltiradi. Banu Isroilning olimlaridan edi u kishi. Mana shu kishining qissasi keltiriladi. Astaydu billah. Vatlu alayhim naba'a allazi ataynahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu ash-shayton fakana min al-ghawin. Bu odam Alloh taolo unga bir ilim bergan edi. Lekin dunyoga berilib ketdi, ilmni qo'ydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga bir kimsaning xabarini tilovat qiling. U kimsaga oyatlarimizni bildirgan edik, ilm bergan edik. Bas u o'sha oyatlarimizdan chetlangach, ya'ni ilmiga amal qilmagach, uni shayton ergashtirib ketib, yo'ldan ozguvchilardan bo'lib qoldi. Walau shi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard fa'atba'a hawa. Agar xohlasak, uni o'sha oyatlar sababli yuqori darajaga ko'targan bo'lar edik. Biz bergan shu ilm bilan uni darajasini oliy qilar edik. Lekin nima qildi u? Lekin u yerga, ya'ni mol-u dunyoga berildi va havoi nafsiga ergashdi. Shu ilmiga amal qilib, ilmini mahkam tutganida Alloh men martabasini ko'tarardim uni deyapti. Lekin 3-4 chaqaga ilmiga amal qilmasdan dunyoga berilib ketdi. Ayrim kishilar ozgina bir qiyinchilikka, mashaqqatga yoki muvaffaqiyatsizlikka tushib qolsa qo'lini tushirib oladi. Bir kishi hikoya qiladi. Do'stimni ko'rgani shifoxonaga bordim. U shifoxonada ko'proq shol kasalligiga uchraganlar, shol bo'lib qolganlar yotar edi. Meni do'stimni xonasiga yaqin xonada butun a'zolari shol bo'lgan bir yigit yotar edi. O'tib ketayotib salom berib o'tib ketar edim. Ajib narsa shuki, uni ro'parasiga Qur'onni shuni ilib qo'yishgan edi, mushafni. Hali yigit harakatdan qolganim bilan Qur'on yodlashning imkoniyatim to'xtab qolgani yo'q u deb qas qilib shu har kuni kitobga qarab turib Qur'on o'qir ekan. Oradan bir qancha vaqt o'tganda shifoxonadagi do'stim bir kuni aytayapti. Hali yigitni eslaysanmi? Ha, eslayman. Qur'on yodlab tugatdi shu yigit. Ana himmat. Kimdir bunaqa kasalga uchrasa umuman o'ziga o'zi yopilib qoladi. Birovga gapirmay qo'yadi. Holatini o'zi tang qilib oladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar so'rasanglar Firdavsul a'loni so'ranglar deganlar. Amallarimiz shu eson-omon jannatdami deb umrlar o'tib olsak o'zi katta gap, to'g'ri. Lekin Rasululloh bizni himmatimizni oliy bo'lishini istayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab, "Ey, Banu Isroildagi bitta kafirchaligan bo'lmaysizlarmi?" dedilar. Kim edi u kafir? Nimani orzu qilgan edi? Bir arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ikrom ko'rsatib so'radilar. So'ra hojatingni. Rasululloh, mingani bitta tuya bo'lsa, bir echki bo'lsa-ki, ayolim sog'ib bizga sutini bersa, deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapini aytdilar. Ey, Banu Isroillik bitta kafirchaligan bo'lmaysizlarmi? Ya Rasululloh, kim edi u kafir? Nima qiladi u kafir? Bu hadis sahih birodarlar. Musa alayhissalom hadisning mazmuni. Musa alayhissalom Banu Isroil bilan Misrdan chiqqanidan keyin yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Falastinga ketadigan yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom so'radi Banu Isroil ulamolaridan, nima gap? Ular aytishdi, Yusuf alayhissalom o'lishidan oldin bizdan ahd olgan, bizdan va'da olgan Banu Isroil ulamolaridan. Nima deb? Agar Misrni tark qilib chiqib ketadigan bo'lsanglar, meni yotgan joyimdan olib chiqib ketasizlar o'zingizlar bilan. Uni yotgan joydan olib chiqib ketmaydigan bo'lsak, bizga yo'l yo'q deyishdi. Endi Musa alayhissalom bilan Yusuf alayhissalom o'rtasida juda katta uzoq muddat o'tgan. Shunda kim biladi uni qabrini dedi, bir qari kampir bilishligi ma'lum bo'ldi. Olib kelinglar uni dedi Musa alayhissalom, olib kelishdi. Yusuf alayhissalomning qabrini bilasizmi qayerda degan? Bilaman.
Körsatayım bizge de. Körsatmayayım ben dedi. Tam yani talabımı bacarmaya gönüllü açı körsatmayayım ben dedi. Ne mi talabiz vardı o da? Cennette siz bilen bir yebol iş dedi. Musa Aleyhisselam bu yapı yokmadı Musa Aleyhisselam. O benim kolumda yine semestetti, vermedi talabını. Ya onu vermeyeyim ben dedi, bu musa yürü oraya dedi. Sahra'da yürü oraya Falastin'i topamaysınlar dedi. Allah da Allah vahiy kıldı, Cebrail Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam yetkizdi, sonra yanını ver. Sonra aitti, bir kiçkine yine kölge barıştı, şu köldü suyunu boşatıyorlar dedi, boşatıştı, kavleler dedi, Yusuf Aleyhisselam'ı şuradan topıştı. Özlerini açıp geçti, yol onları açıldı. Ne bana sonra yaptı kampır? Bomdat namazı götürüştü alıyorlar da, himmeti alı insan şart duradı onlardan. Himmeti yok adam, uklap kalışıydı yolunu kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدُكُمْ اِذَا نَامَ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثُ اُقَدِينَ Sizlerden bittiyeler uklasa, şeytan başını arka tarafına üçte tügünü çöküp koyadı. Birincisi, her bir tügünü uğradı da, senge uzun keçe bağır, ukla deydi. Eğer Müslüman uyganıp Allah'ını zikir kılıp, Bismillah dese, bir tügün geçilirdi. Turup taharat kısa, ikinci tügün geçilirdi. Namaz okusa iki rekat, tügünlerde hamasi geçilirdi. Özü hareketçen, ruhu pak, himmeti alip olup duradı. Eğer onu da kılmasa, ruhu çirkin, özü dengesi olup ondan duradı. Çünkü ilim talabı da yürüyen ülkeler, talib ilimini alip himmetli iskanakı buladı, bilasın mı? Bir de kitap düşerdi mi? Manamın künde tüketemem deydi, tüketedi. Okuyakken, madrasası mıydı, camiası mıydı, programmasından ozup geçişliği hareketini kıladı. Bir yılda ikide sınıfki ötüşliydi, payede boladı. Künün ötkeni kursan bu muydu? Çünerli mi? Talib ilim ülkeler, eğer himmetiniz alip olsa şunu yakalayın ki, hiç kimsizden ozup gitmesin. Sizki yetişliydi, oylaşmam koyuşmasın, bari yetamimiz onge değilsin. Şu derecede hareket kılışlığı gerek. Şuna kadardan bir nasıl çıkardı? Şuna kadardan. Görmüşsün mü? Duvarlılıkça yaramadı, biznesmen bu gitti. Ne makamadı? Kolunu düşürmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerinde burada ettiler. Benim ümmetimden 70 bin kişi cennetke bir hesap, hesap kitapsız kiradı. Şunda Ukkaş ibn-i Muhsin, ya Resulullah dua kılın, ben öşülerden bulayım. Siz öşülerde bittersiniz dedi. İkincisi, dua kılın, ben öşülerden bulayım. Biraderiz ozuk gitti. Kalın, Ukkaş ibn-i Muhsin, hani ben kendi 70 bin tane bittersi bulamam. Kendi sorayım ben. Ben özümü kimliğimi bilsem, ben bu adam bulamayayım ben demedi. Isıkı durup kaldı. Himmet balat, uçlardan benim bol oraya bittesi. Resulullah uçlardan bittesi dedi. Said Musa'ya buralarlar 50 yıl birinci sabke takbiri ulu oğa keşkama genekken 5 mehan namazı 50 yıl mene himmet mene himmet ulamalardan bir ayet edi Afrika'ya adamların İslam'a davet kıyanı çıktım. Fakir memleketler, dinden uzak kişiler, onların arasında iki hafta turuştu niyetini kıldım. Ben barıp cahileşken imara cüleyen bir eskiydi, kulelileri yok. Ama Allah için davet kılaman deyip geldim, sabır kıldım. Ken, özümü kılayken işimden az yine gururlandım. Kara. Şu cahileye gelip davet kılıyorum sana. Şuna kadar boy memleketi yine, şimdi zor şerahatını taşat, özün ne kıl yapsan? Davet kılıyorsan. Uzun gibi bugün gururun payda oldu. Adamlar da orası da yürüp davet kılarken ben bir neçen gün muhazırlar, maruzalar kıyandan ki bir garbli ayağını körüp kaldım bana şu Karatenlik, Afrikalı adamlar da orası da. Kim o deyip sorarsan bu misyoner ayağı. Nasraniyelik ki şu mahalli ahalini davet kılıyken ayağı. 6 aydan beri şöyle yürüptü. Değişti. Uzun gibi bugün bahayım onu geçip kaldı. Gururum gitti. Bu ayol özünü batıl diniye davet kılışı için Avrupa'daki kulelilerini taşıp 6 ay bana şu kara adamlarda Afrikalı adamlarda orası yürüptü. Onu himmetini karın yok, bu kişinin himmetini karın. Bizden çünkü o şekilde himmet var mı? Kandak günü de dersimizin nihayesi. Müşriler Kureyş kabilesi başlığı da 10 bin kişilik koşunu topla Medine'nin üstüne gelişti. Müslümanların adadı az. Düşman katta. Havatır katta. Müslümanlar handak kazıp,
himoyalanishga majbur. Orqa tomonda turgan Banu Qurayza yahudlari ahdini buzishdi, xiyonat qilishdi. Oldida 10 ming qo'shin turibdi, xatar solib, orqa tomonda Banu Qurayzani xiyonatidan musulmonlar xavotirda, juda ham ozchili musulmonlar qoldi. Munofiqlar aytishdiki, Alloh va payg'ambari bizga faqat g'ururni, yolg'on narsani va'da qilishgan ekanda deyishdi. Lekin iymon keltirgan oliy himmat mu'minlar nima deyishdi? Hada ma va'adana Allohu va rasuluhu. Mana shu narsa Alloh va Rasul bizga va'da qilgan narsa. Shu sinovlar keladi, shu imtihonlar bo'ladi deb aytgan, biz shunga yaralganmiz. Mana shu imtihonda o'tishlik uchun turibmiz deb sobit turishdi. Alloh taolaga o'zining nusratini berdi. Birodalar, oliy himmat inson, himmati past bo'lgan inson bu kishi teng bo'ladimi? Musulmon odamning himmati oliy bo'ladi. U Firdavsul a'loni orzusida bo'ladi. Robbisini didorni ko'rishni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatda bo'lishini orzusida bo'ladi. Endi himmati past odamlar esa faqat shu dunyoda 3-4 chaqaga ega bo'lishida g'amida yashaydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oliy himmat insonlardan qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh.